Sadece hükümetin ve Kürt hareketinin bunu nasıl başaracağı değil, ama daha ilginci, barış ve adaletin Türkiye'deki kimlikleri nasıl dönüştüreceği sorularını getirecekti. Tabii ki sadece Kürtleri kastetmiyorum. Kürt sorunu ancak Türkiye'de gerçek bir demokrasi ile çözebileceğinden ülkedeki diğer grupların sorunları da çözülmüş olacaktı. Bir demokraside yaşamak birçok felaket sonucu şekillenmiş Ermenilerin kimliğine nasıl bir etki yapacaktı? Hak ettikleri dini özgürlüklerin hiçbirine sahip olmayan Alevilerin benlik duygusunu nasıl yeniden biçimlendirecekti? Türk milliyetçileri de ilgi anlamında. Demokrasi onların da Türklük duygularını engellenemez biçimde değiştirecekti. Ve Kürdistan'da. Gerillalar dağdan inecek ve Türkiye toplumunda bazıları 10 yıllarca dağda yaşadıktan sonra tekrar bir yer bulmak zorunda kalacaklar. Bu da kaçınılmaz olarak yeni bir kimlikle yüzleşecekleri anlamına gelecek. BDP veya o zamanlar bu partinin adı her ne olacaksa, Kürdistan özel bölgesinde bugünkü hedeflere ulaşıldıktan sonra hala geçerli olacak bir kimlik bulabilecek miydi? Yine Van'daki öğrenciyi düşünüyorum. Bir gerilla olmadığını fark etmeye karşı duyduğu korku. Daha hiç çıkmamış olmanın yarattığı pişmanlığa veya değişimi gerçekleştirmek için sistemin içinde verdiği çabaların sonucu gurura dönüşebilir. Pakise'yi düşünüyorum. Sonunda kocasının neden Fasiye öldürüldüğünü öğrenmiş olduğunu. Çocukları veya torunlarının eğitim Kürtçe olduğunu, devlet okullarına gittiğini, iki dil etkin konuştuklarını, onun hiçbir zaman sahip olmadığı bu şansa sahip olduklarını. Kürdistan'ın farklı bölgeleri arasında seyahat kolaylaşacağından, Roboski halkı, Güney Kürdistan'daki ailelerini sınıra kanunsuz biçimde geçmelerine gerek kalmadan ziyaret edebilecekler. O zaman umarım ki Batı Kürdistan'da özgür olacak ve örneğin Kobani'ye gidip gelmek, Diyarbakır'dan Dersim'e gidip gelmek kadar kolaylaşacak. Kürtler Türkiye'deki özel bölgelerini nasıl biçimlendirecekler? Yarattıkları yüksek beklentileri layık olabilecek ve demokratik ideallerini pratiğe dökebilecekler mi? Azınlıklarla ilişkilerinin nasıl olacağı hakkında haber geçmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Bu konu aklıma daha sonra arkadaşımla olan genç bir adamla yaptığım bir başka röportajı getiriyor. Ona Serhat diyelim. Gerçek kimliği kesinlikle gizli kalmalı. Tesadüfen karşılaşmıştık ve ben Hollandalı olduğumdan bana kimliğinin çok önemli bir parçasını bana açıklama cesaretini göstermişti. Serhat eşcinseldi. Tanıştığımızda Dicle Üniversitesi'nde öğrenciydi. Ve üniversite giriş sınavlarına tekrar girmek için yoğun biçimde çalışıyordu. Hedefi İzmir veya İstanbul'daki bir üniversiteye girmekti. Çünkü bu şehirler ona cinsel kimliğini ifade etmekte daha fazla alan sağlayacağına inanıyordu. Bu planlarını anlattığında şiddetle gülmeye başladı. Biliyor musun, burada Diyarbakır'da ben gizli bir eşcinselim. Kürt ailelerin bazen eşcinsel olduğunu öğrendikleri oğullarına ne yaptıklarını biliyorsun, değil mi? İzmir veya İstanbul'da daha özgür olacağım. Ama orada da Kürt olmak zor. Çok gülünç değil mi? Diye sordu ve devam etti. Burada Diyarbakır'da ben gizli bir eşcinselim ve İzmir'de de gizli bir Kürt olacağım. Bu trajikomik değil mi? Çok diye devam cevap verdim.
Kürdistan özel bölgesinin ve halkının en büyük sınavı olanın evi olmasını isteyen herkesin evi halinde gelebilmek olacaktır. Herkese kimliğinin bütün unsurlarını özgürce yaşayabileceği fırsatı tanıyabilmek. Ben de kendi kimliğimi tamamlama anlamında hedeflediğim barış gazeteci olabilme fırsatına sahip olabilecek miyim? Gerçekten bunu umuyorum. Ne yazık ki 2013'in ilk aylarındaki iyimserliği kaybettik. Sonunda kendimi bir savaş muhabiri olarak bulursam bundan nefret edeceğim. Çünkü bu ben değilim.